YouTube Türkiye'den herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizler birlikte JBL'in yeni modeli olan E65 BTNC'yi inceleyeceğiz. Size kulaklığın özelliklerini tanıtacağım. Kulaklığın açılışını yapacağız. Onun dışında sizlere fiyatını söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak sizlere kulaklığın özelliklerinden bahsedeyim. Kulaklığımızın Active Noise Cancelling özelliği var. Arkada da zaten burada yazıyor özellikleri. Ben bildiğimden dolayı sizlere kendim anlatacağım. Kulaklığımızın ilk olarak pil ömründen sizlere bahsedeyim. Kulaklığımızın 24 saat pil ömrü var. Fakat bu kulaklığın bir de Active Noise Cancelling özelliği var. Dışarıdan gelen gürültüleri engelliyor. Şimdi bu JBL'in Active Noise Cancelling özelliği açıkken de 15 saat ömrü var pil ömrü. Fakat siz dersiniz ki ben bu özelliği kullanmak istemiyorum. 24 saate kadar da sizlere hizmet sunuyor bu kulaklığımız. Ben bu kulaklığı çok beğendim açıkçası. Mavi istedim. O yüzden maviyi aldım. Sizlere anlatacağım şimdi. İlk olarak kutumuzu açalım. Şöyle açalım. Kulaklığımız böyle bir kutuda geliyor. Turunculu mavili. Bence güzel olmuş. Kılavuzumuz var. Burada da işte aldığınız zaman bilgileri falan bakabiliyorsunuz. Fakat ben zaten size anlatacağımdan dolayı bundan işiniz yok. Hatta şunu da böyle göndereyim. Gitti. Şimdi kutumuzu açalım. Evet. Kulaklığımız da buradaymış. Kulaklığımız bir köşeye alalım. Onun sonra konuşacağız. Burada bir USB kablomuz var. Kulaklığımızı şarj etmek için. Çok güzel olmuş bence. Aygıtları takarak işte şarj ediyoruz. Onun dışında iki tarafında da JBL'in logosu var. Şöyle göstereyim. JBL. Çok güzel olmuş. Bir renk katmış. Böyle de şarj edebiliyoruz. Onun dışında siz derseniz ki ben Bluetooth'suz kullanmak istiyorum. Bluetooth değil de Bluetooth'suz kullanmak istiyorum. O sırada öyle işte canınız istedi mesela. Burada bir girişi var. Bunu takıyoruz buradaki girişine ve bu girişini de cihazımıza, bilgisayarımıza, telefonumuza takıyoruz. Şimdi kulaklığımıza geçelim. Bu kadar. Kulaklığımız çok güzel. Üst tarafı bezden oluşmuş. Bu tarafları çok rahat bir pad var. Onun dışında şurada gene JBL'in bir logosu var. Şu kenarlarında falan da. İçinde dediğim gibi left right yerleri var. İşte sağ sol kulaklarınıza işte ona göre ayarlıyorsunuz. Sağ tarafında right tarafında kulaklığımızın şeyleri var. Buradan örneğin açma kapama tuşu var. Buraya bastığımız zaman şöyle göstereyim sizlere de. Şöyle. Evet kulaklığımız açıldı. Sesimiz de geldi. Görüyorsunuz ki mavi ışık yanıp sönüyor. Bu yanıp sönmesi hiçbir cihaza bağlı olmadığını gösterir. Eğer bir cihaza bağlanırsa kulaklığımız mavi ışık yanıp sönmüyor. Direkt yanıyor. Onun dışında şurada artı eksi tuşları var. Görüyorsunuz ki. Artı eksi tuşlarından artı tuşlarına basılı tuttuğunuz zaman bir şarkı dinlerken bir sonraki şarkıya geçmemizi sağlıyor. Eksi tuşuna basarsak da dinlediğimiz şarkı örneğin bitmek üzere. Siz baştan dinlemek istiyorsunuz. Ay çok beğendim diyorsunuz. Bir daha dinleyeceğim diyorsunuz. Basılı tutuyorsunuz. Hiç telefonla uğraşmadan, bilgisayarla uğraşmadan tekrardan buradan başlatma seçeneğimiz var. Onun dışında ben Bluetooth'suz dinlemek istiyorum diyenleriniz var ya. İşte onların da az önce bahsettiğim şu giriş şuraya takılıyor. Diğer girişimiz de cihazımıza takılıyor. Telefonumuza, tabletimize, artık bilgisayarımıza takılıyor. Onun dışında şuradan size bahsettiğim noise cancelling özelliği şuradan açılıp sonra kapatılıyor. Şuradaki tuş var. Şuradan görüyorsunuz. Evet. Bu tuşa basılı tuttuğumuz zaman evet sesimiz de geldi. Beyaz bir ışık var orada görüyorsunuz ki. Bu noise cancelling'in gürültü önleyicinin, gürültü engelleyicinin açık olduğunu gösteriyor. Kapattığımız zaman da işte kapanıyor işte. Bu kulaklığımız çok ergonomik bir kulaklık. Çok rahat yani. Onun dışında
Çok beğendim ben. Fiyatına gelmek gerekirse 1600 lira fiyatı. Bence bu kulaklık için gayet uygun bir fiyatı var. İnternetten daha ucuz oluyor tabii. Kulaklığımızın Bluetooth özelliğine gelirsek, Bluetooth özelliği gayet iyi. Yani iyi durumda. Uzakta falan gayet yetiyor yani. Örneğin siz oturma odasındasınız. Gidiyorsunuz mutfağa. Mutfaktan hala çekiyor ve gayet güzel bir ses kalitesi oluyor. Kulaklığımız telefonla görüşme özellikleri de var. Biriyle konuşabilirsiniz telefondan. Telefonunuza bağlı olması yeterli. Bluetooth'tan direkt çok kolay bir şekilde Bluetooth'a geliyoruz telefonumuzdan, cihazımızdan. Oradan bağlanıyoruz ve çok rahat bir şekilde bağlantımızı kuruyoruz. Onun dışında ses kalitesi çok iyi. Basları da çok iyi. Az sonra sizlere de göstereceğim zaten. Bir cihazımıza bağlayacağım ve ondan sonra bir şarkımı açacağım ve sizin önünüzde de deneyeceğim. Dediğim gibi pedler çok yumuşak. Onun dışında şimdi bir müzik dinleyelim isterseniz. Ben şimdi geleceğim. Şimdi cihazımızı bağlayalım Bluetooth'tan. Bağlayalım. Şimdi bakın mavi ışığımız yanacak bağlandığı zaman. Buradan da ben takip edeyim. Evet, bakın bağlandı. Şimdi işte istediğimiz gibi şarkımızı dinleyebiliriz. Bu arada bu sadece şarkı kulaklığı değil, oyunlarda da kullanabilirsiniz. FPS oyunlarında özellikle. Etraftan gelen sesi rahatça anlayabiliyorsunuz. Yani adeta 7.1 özelliği varmış gibi. Bu yüzden de ben bu kulaklığı zaten tercih ettim. Oyun kullanırken falan da çok rahat etraftan gelen sesi anlayabiliyorum. Şimdi ben kulaklığı şarkı açacağım. İlk önce bir 150 sesten başlayalım. Oh. Bayağı iyi. Şu an size ses geliyor mu bilmiyorum ama çok iyi. Basları falan da çok efsane bir şey. Ben çok beğeniyorum. Siz de dinleyin isterseniz, size geliyor mu? Evet. Çok iyi. Bayağı ses var. Bayağı iyi. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Ben şarkımı dinleyeceğim. Görüşürüz. Ben birazcık bunun keyfini çıkaracağım.